Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. İşler nasıl? İşler çok şükür iyi olacak. İnşallah. Sizin aldığınız sattığınız şeyler sanki dışarıdan gelen malı. Dışarıdan gelen. Dövizin oynaklığı sizin nasıl? Çıkar zaten bir aydır oturuyoruz. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Kolay gelsin. Güzel olmuş. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Nasılsınız? İyisiniz. Merhaba. Hocam dövizin şu an için bir etkisi yok daha. Daha bir şey görmedik yani. Çıkışın etki yapmadı. Çıkışın etki yaptı hocam. Evet. Etki yaptı. Yani satışlar mı bunlar? Satışlar çok şükür normaldir yani. Sen 55 yaşında mı gördün? 54. 54. Evet. Kademeli gidiyor yani. Gidiyor. Gidiyor işte biz de kademeli gidiyoruz. Daha son nefes. Bir deneme de gidiyor ha. Vallahi olursa iyi olur. Olmasa kötü olur. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Şükür olsun. Anne hocam nasılsın? İyisin. Hoş geldiniz hocam. Sizler iyisiniz. Elhamdülillah. Hoş geldiniz. Bereketli olsun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sıkıntılı. İki aydır sıkıntılı maalesef bu kurla birlikte. Kurun oynaklığından dolayı. Yani ilk etapta kur yükseliyor diye insanlar ürün almaz oldu. Şimdi de düşüyor. Fiyatlar bir otursun düşsün diye bekliyorlar. Maalesef bu da esnafa yansıyor işte. Siz de bile sabredeceksiniz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. İşler nasıl? İşler elhamdülillah çok şükür. Teker dönüyor mu? Almasın dönüyor. İnşallah. Dönmesin burada olmazdı. İnşallah hani bu sıkıntılı dönem geçtikten sonra böyle daha iyi olacak bekliyoruz. Böyle piyasa bir oturursa bekliyoruz. Daha iyi olması ümit ediliyor. Yani inşallah öyle olur. Son bir. Nasıl oldu? Sağ olun. Kolay gelsin. Deri işi mi? Kemer, başka cüzdan, çanta. Allah kolaylık versin. Nasıl gidiyor işte? Siz nasılsınız? Elhamdülillah şükür. Giyim eşyası mı? Evet. Ben giyim eşyası sevki giyimle girdiğe kadar şanslı mısınız? Sayılır. Değil mi? Giymesek de mecbur halimden alıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Hayır olsun inşallah. İşler nasıl? Veriyoruz. Allah da iyi olsun inşallah. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. İşler nasıl? Hamdolsun. Çok şükür. İyi diyelim olsun. İnşallah. İki ay önce bir şey dedik. Doğu tarafındaydık, Van tarafında. Evet. İnsanlar diyor ki biz hayvanımızı kesiyoruz, delik para etmiyor, çöp atıyoruz. Doğru söylüyor, evet. Orada çöp şimdi, atılıyor ama daha sonra değer kazanıyor işte nasıl oluyorsa. İşte o yarısından fazlası çöpe gittiği için mi deri böyle pahalı oluyor sonra? Ya şimdi onu tam olarak biz de çözemedik daha. Peki bak şimdi. Bile deri önlemek için altına ihtiyacı var. Altını düşünce sen de etkilendin mi? Etkilenmez olur mu? Fiyatlar mesela ben otomatikman fırladı. Şimdi düştü. Düştü. Bir de düşmesini bekliyor şu anda. Bizim aldığım toptancı. Siz paraşütü taktınız bekliyorsun. Biz bekliyor şu anda. Öyle mi? Aynen o şekilde. Yani mutlaka bir oturacaktır. Böyle gitmeyecek. Bu fiyatlar bu şekilde olduğu zaman biz böyle boş bekleriz. Evet. Boş boş bekleriz. Yani hiç hareket yok. İş yok. Şey yok. Böyle bekleriz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi sormalı. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. İşler nasıl? İşlerimiz vallahi idare ediyoruz. Eski işler yok tabii. İyisiniz inşallah. Çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ne kadar olabiliyorsunuz? Vallahi olabildiğince ama ağız alışkanlığı kadar oluyoruz yani. Ne kadar tutuyor abi? Aslında iyi değiliz yani. Allah kolaylık versin. Evet. Rabbim iyilik versin inşallah. İnşallah çok uzun sürmez bu. İnşallah inşallah. Bu durgunluk, dar bu sıkıntı. İnşallah. İşler nasıl? Çok şükür. Sıcak mı? Cepler sıcak mı? Ya biz eski olmanın rüzgarıyla gidiyoruz abi. Eski bir firmayız bana. Evet. Yani 40 yıldır buradayız. Eski olmanın yüzü. Dükkan kira değildir inşallah. Burası vakıf bana. Devletin yani. Devletin yani ama siz vakfın kirası. Aslında son günlerde neredeyse ülkenin tamamının ilgili ilgisiz herkesin gündem konularına bir tanesi döviz. Döviz çıkarken çıkışından şikayet edenlerin bir kısmının düşerken yine şikayet etmeleri aslında ibretlik bir şey. Dövizin düşmesi elbette sevindirici bir şey. Çünkü döviz çıktığı dönemde de bizim kanaatimiz yine aynıydı, değişmedi. Bu normal bir çıkış değildi, anormal bir çıkıştı. Ekonomik tablolarla izah edilemeyecek derecede çok hızlı bir şekilde döviz tırmanıyordu. Bunun önemli bir kısmı psikolojik nedenlerle gerçekleşiyordu. Evet, belki Türk lirasının döviz karşısında bir miktar değer kaybetmesi ekonomik tablolarla açıklanabilir, izah edilebilir bir durumda ama bu kadar yükselmesi elbette anormaldi. Yapılan müdahaleyle bunun düşmesi iyi olmuştur. Ziyaret ettiğimiz esnafın da döviz hareketliliği ile ilgili şöyle bir şikayeti oldu. Daha önce fiyatlar çok hızlı yükselirken
biz tedarikçilerden ya da üreticilerden mal temin etmekte zorlanıyorduk, mal satın almakta zorlanıyorduk. Kimse elindeki malı çıkarmıyordu sürekli fiyat yükselecek diye. Şu anda piyasa duruldu, daha doğrusu döviz düşünce inşallah kısa bir sürede bir durulma olur, bir dengeye gelir ve bundan sonra artık mal üretenler daha rahat bir şekilde piyasaya mal vermeye başlarlar. Ve elinde parası olanlar da şu anda tam olarak ne yapacakları konusunda kafalar henüz net değil. Dediğim gibi psikolojik rahatlama kısmen dövizin düşmesinden sonra oldu ama nereye gidecek, tekrar tırmanacak mı, daha da aşağıya düşecek mi diye bir beklenti var. Yani soru işaretleri var. Onlar da giderildikten sonra tam bir rahatlama sağlanırsa ben inanıyorum ki piyasa rahatlayacaktır, dengesini bulacaktır. Ve esnaf da bunu bekliyor. Yani o denge oluşmadan insanlar elindeki parayı harcamaya çok yanaşmıyor. Bir hareketli gelir diye bir beklenti var. Ümit ediyorum bu dövizin düşüşü kalıcı hale gelir. Hatta biraz daha aşağıya düşer diye bir beklenti var. İnşallah o beklentiler boşa çıkmaz. Uzun vadede eğer böyle olursa istihdamın artması, üretimin artması, ihracatın artması arkasından gelirse bizim başından beri Hüdapar olarak yola çıktığımız günden beri söylediğimiz şey oydu. Eğer büyüme sadece inşaatla veya sadece ithalatla olacaksa, bu eğer istihdama ve üretime ciddi bir katkı sağlamayacaksa, bu büyümenin genel anlamda uzun vadede bir şey ifade etmediği, sürdürülebilir olmadığını biz defalarca dile getirdik. Evet, eğer üreterek büyürsek, eğer ihraç ederek büyürsek, eğer cari açığı kapatırsak, inşallah uzun vadede ekonomi ciddi anlamda rahatlayacak, hem istihdama hem üretime hem ihracata olumlu manada yansıyacaktır. Hem de cari açığın düşmesi daha kolay bir şekilde sağlanabilecektir inşallah. Ama şuna da çok dikkat etmek lazım. Mutlak surette elbette üretmek önemlidir ama israfın önlenmesi, yolsuzlukların önlenmesi, deliklerin kapatılması belki onlar çok daha aciliyet arz ediyor. Mutlaka o deliklerin kapatılması gerekir. Mutlaka yolsuzlukların önünün alınması gerekiyor. Kesinlikle hiçbir şekilde en küçük bir müsamaha gösterilmemeli ve mutlaka israf durdurulmalı. En tepeden en aşağıya kadar. Bu zor dönem, yani küresel manada krizin yaşandığı, ayak seslerinin geldiği bir dönemde ayakta kalmak ve minimum düzeyde etkilenmek için mutlaka bizim bunları yapmamız gerekir. Teşekkür ederim.